Merhabalar, ben diş hekimi Ahmet Keski, protez uzmanıyım. Sizlere bugün kısaca olonfor protezler hakkında bilgi vereceğim. Olonfor protezler geri bölgesinde, posterior bölgede yeterince kemiği olmayan hastalarımızda, ekonomik olarak implant sayısında daha minimal sayıda implant yaptırmak isteyen hastalarımızda, yaşı çok ilerlemiş olan hastalarımızda veya arka bölgedeki kemik arttırım operasyonlarına katlanmak istemeyen hastalarımızda sadece 4 implant yapılarak hastanın ağzına biz sabit bir protez yapabiliyoruz. Bunlara biz olonfor protezler diyoruz. Olonfor protezlerde kural olarak öndeki 2 implant dik şekilde, arkadaki 2 implant ise açılı olacak şekilde yerleştirilir. Böylelikle kuvvet çenenin hepsine eşit olarak dağıtılmaya çalışılır. Bu protezleri yaparken biz eğer yeterince bir kuvvete ulaşırsak, implantlarımızın bize geri olarak verdiği kuvvete ulaşırsak, bunların üzerine aynı gün yükleme yaparak veya birkaç gün içerisinde ölçü alıp yükleme yaparak hastanın geçici protezini aynı anda iade edebiliyoruz hastaya. Böylelikle hasta konforundan bir kayıp yaşamadan ve iyileşme sürecinde rahat bir şekilde yeme, içme gibi, konuşma gibi fonksiyonlarını devam ettirerek bu protezi kullanmaktadır iyileşme süreci bitene kadar. Alt çene için genelde bir 3-4 ay, üst çene için de 4-6 ay civarı bekleme durumumuz olmaktadır. Bu süreç sonunda iyileşme bittikten sonra biz daimi protezlerimizin ölçüsü için hastamızdan ölçü almaktayız. Bu geçici protezler ağızdan çıkarılıp kontrol edildikten sonra herhangi bir aksi durum yoksa hastanın implantları üzerinden ölçülerimizi alıyoruz. Daimi protezin bir kaç seans sürecek olan aşamalarına başlıyoruz. Olonfor protezde normalde kullanılması önerilen asıl materyal akrilik esaslı protezlerdir. Bunlar esneme kabiliyetlerinden dolayı bu daha az sayıda kullandığımız implantların sağlığını daha uzun vadede hastaya hizmet edebilecek şekilde arttırmak amacıyla bu tavsiye edilir. Ancak bunların yanında biz metal destekli restorasyonlar, zirkonya destekli porselen restorasyonlar veya tamamı zirkonya olan monolitik restorasyonlar da kullanılabilmekteyiz. Ancak dediğim gibi özellikle önceliğimiz akrilik protezler olmaktadır esneme kabiliyetlerinden dolayı. Hastanın ağzına bu protezleri taktıktan sonra temizlik aşaması bu protezlerin en büyük gerekliliklerinden biridir. Çünkü bu protezler hastanın ağzına vidalandıktan sonra devamında hasta bunları çıkaramıyor. Sadece bir hekim tarafından çıkarılabilir olduğu için de ağız duşu dediğimiz aparelerle, özel aparelerle, tazikli su ile temizlemesi gerekmektedir ve bunu da her zaman yapması gerekmektedir. Aksi takdirde hastanın ağzında sabit olarak kalan bu protezlerin altını temizleyemediği için hastada koku, enfeksiyon gibi benzeri şikayetler ortaya çıkabilir. Bunu istemediğimiz için ağız duşu bizim bu protezlerde olmazsa olmazımızdır. Bu protezlerin dediğim gibi en büyük avantajı daha önce damak protezi kullanmış ve önde kemiği yeterince bulunan hastalarda biz hastaları protezlerden kurtarıp sabit olan protezi hastaya teslim edebiliyoruz. Bu protezin en büyük avantajı özellikle yıllarca damak kullanmış ama önde biraz kemiği olan hastalarda sabit konforunu sağlayabilmekteyiz. Aynı zamanda ön bölgede yine kemiği olup arka bölgede kemik arttırma operasyonlarına girmek istemeyen hastalarda yine sabit proteze yakın bir konfor sağlayabilmekteyiz. Ve ekonomik olarak da daha çok implant yaptıramayan hastada 4 implant yaptırarak bu 4 implant üzerine sabite yakın bir konfora kavuşturabiliyoruz hastamızı. Bu da bu protezin en büyük avantajlarıdır. Hepinize sağlıklı, güzel gülüşler diliyorum, iyi günler diliyorum.